Merhaba, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Adnan Kaya. İlk önce burada Ramazan Bayramınızı, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm şehit annelerimizin, babalarımızın ellerinden sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Sevgili şehit ailelerimiz, bugünlerde korona illetinden dolayı evimizlerden çıkamaz olduk sağlığımız açısından. Bizler korona da olsa Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde bir başkan olarak görevimizin başındayız. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin işlerinin aksamasın diye derneğimizde 1-2 saatlik de olsa dernekte görevimizin başındayız. Sevgili ailelerimiz, bilindiği üzere bu aralar canımızı sıkan, bizleri üzen bir olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olay nedir? Şunu söylemek istiyoruz. Ben bu zamana kadar 23 yıldır dernek görevlerinde şehit aileleri, gazilerimize ve Türkiye genelindeki hizmet etmekten, onların hizmetlerini yapmaktan gurur duyuyorum. Ben hiçbir karşılık beklemeden, sadece küçük bir Allah rızası için bana bu yetiyor. Benim amacım siyasete oynamak değil, yükselmek değil, başka bir makama geçmek de değil. Benim görevim burada, şehidin acısını da biliyorum. O acıyı da tattım, gaziliği de tattım. Burada Türkiye'nin her yerinde birçok şehit ailelerimiz, gazilerimizin işlerini severek yaptım. Elhamdülillah. Ve onların dualarıyla bana yetiyor. Şimdi biz bu dernekte kocaman bir aile olduk. Biz Türkiye WhatsApp grubunda bayan grubu olsun, gaziler grubu olsun. Biz elimizden geldiğince herkesin derdine derman olmaya, yaralarına merhem olmak için gecemizi gündüzümüzü katıp çırpınıyoruz. Sevgili ailelerim, yine de ne olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun telefonumuz 24 saat açık. Sizlerden hiçbir karşılık beklemeden her zaman hizmetinizdeyim. Evet, Manisa Şehit Aileleri Gaziler Derneği'nde dediğim gibi kocaman bir aile olduk. Bizler burada üzüldüğümüz bir konular var. Bizim derneğimizde polisi, askeri, öğretmeni, koruyucusu, tüm şehit olan, vatan için şehit olmuş, gazi olmuş kapılarımız her zaman onlara açık, üyelere de açık. Biz hiç kimseyi derneğimizden geri çevirmedik. Şimdi özellikle bizim derneğimizde bir bayan olmak üzere, bir erkek olmak üzere şehidin ve gazinin adını kullanarak derneğimizden ihraç ettiğimiz bir bay, bir erkek, bir bayan, bir erkek dernekten ihraç edildik diye bizim derneğin adını kullanarak, şehit ailelerinin adını kullanarak, gazilerin adını kullanarak ben şehit ailesiyim, ben gaziyim diyerek kurum ve kuruluşları, müdürleri, amirleri bizim adımızı kullanarak ziyaret etmekteler. Arkadaşlar, Manisa'da Şehit Aileleri Gaziler Derneğimizi kendi araçlarıyla derneğin haberi olmadan, bizim haberimiz olmadan çıkıyorlar, evlere gidiyorlar. Dernekten ihraç edildiklerini sindiremediler. Sindiremediğinden derneğe bir nefret, bir kin, şahsıma bir kin, bir nefret şu anda Manisa Şehit Aileleri Gaziler Derneği'ne özellikle söylüyorum, sesleniyorum. Bu Türkiye genelindeki şehit ailelerine de sesleniyorum. Lütfen Manisa'dan bir şehit ailesi, bir gaziyim diye evlerinizi ziyarete gelip sizleri ziyaret ettik diye sizleri kullanarak sizlerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada sizleri fotoğraflarını paylaşıyor. Ben şunu yaptım, ben şunu yaptım. Bunların
derdi, amacı nedir bilmiyorum. Bizim ailelerimize gidiyor, derneğimizi karalıyorlar. Üyelerime derneği kötülüyorlar, şahsımı kötülüyorlar. Ama bunu yaparken de elini vicdanınıza koyun. Ben eğer gerçekten böyle bir ağır bir ithamda bulunuyorsanız, sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Önce vicdanınızla, sonra da sizi Allah'a havale ediyorum. Burada ben bu zamana kadar büyüklerimden gördüğüm saygıyı, terbiyeyi aileme borçluyum. O yüzden lütfen dedikodu yaparken, milletin kafasını karıştırırken, beynini yıkarken o derneğe gitmeyin. Bu Adnan Kaya'nın yanına uğramayın. Dernekten ayrılın. Bu kelimeleri lütfen evinize gelen kişilere söylettirmeyin. Derneğinizi karalattırmayın. Başkanınızı karalattırmayın. Ben bu dernekten maaş almıyorum. Ben hiçbir şey beklentim yok. Ben sadece Allah rızası için bu dernekte görevimin başındayım. Birçok şehit ailelerimin evlerine giderek onların kafalarını, beyinlerini yıkayarak derneğimizden birkaç kişiyi soğutmaya karar verdiler. Ve o dernekten soğuyan 3-4 kişi içlerinden beni arayarak, başkanım biz, onlar bizim evimize geldi ama onlar böyle böyle söyleyince biz inandık. Biz onların gerçek yüzünü öğrendik. Ne olur biz sizi kırdık. Hakkınızı helal edin. Biz sizlerden özür diliyoruz. Çünkü neden? Evlere gittikten sonra dedikodu yapıyorlar. Derneği dağıtmak için her planı yapıyorlar. Gittikten sonra, onları inandırdıktan sonra bir daha onların yüzünü bir daha görmüyorlar. Ortadan kayboluyorlar. Lütfen evinize gelecek olan, ben şehit ailesiyim, ben gaziyim diyene lütfen derneğinizi, başkanınızı karalattırmayın. Kötülettirmeyin. İster evinize aradıkları zaman, ister evinize kabul edin, ister etmeyin. O size kalmış bir şey. Kimse kimsenin evine karışacak halim yok. Lütfen dedikodulara mail verdirtmeyin. Dedikodular yaptırtmayın. Çünkü bu insanlar gerçekten şahsım olarak dernekten ihraç, ben kendi kararımla ihraç edilmedi. Hataları, çok büyük hataları olduğundan dolayı dernek olarak, yönetim olarak karar alındı ve ihraç edildiler. O yüzden rahat dursalardı böyle olmazdı. Biz her zaman affedeceğiz. Hata da yapmış olsanız biz hatalarınızı kabul ederiz, üstünü kapatırız. O yüzden lütfen bizim gideceğimiz, dernek olarak gideceğimiz, yönetim kurulu olarak gideceğimiz kurumlara bizim adımızı kullanmayın. Bizler randevu alırken sizlerden geldiler, randevu verdik, görüşüldü deniliyor ve bizim adımızı kullananlara, biz randevularımıza gidemiyoruz. Lütfen bunlara, sizleri arayıp evinize geleceğiz diyenlere itibar etmeyiniz. Türkiye'nin her yerinden dernek başkanlarımıza sesleniyorum. Bir, Manisa'dan şehit ailesi ben gaziyim diye lütfen şu belediye başkanınızdan, valinizden, komutanınızdan bizim adımıza randevu alır mısınız diyen dernek başkanları ve gazi ve şehit ailelere sesleniyorum. Bizim iznimiz olmadan lütfen Manisa'daki ailelerden lütfen itibar etmeyiniz. Önce bizimle iletişime geçin. Onun için kimse kimseyi üzmüyorum, kimseyi kırmıyorum, kimseyi de karalamıyorum. Lütfen rahat durun, rahat dursunlar. Siz hangi sıfatla kurumlara gidiyorsunuz, derneğimin adını kullanıyorsunuz, şehidin adını kullanıyorsun, gazinin adını kullanarak kurum ziyareti yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız ziyaretler bizim kurumlarda kapımızı kapatıyor. O yüzden bunu yapmayın. Size ikaz ediyorum. Son ikazım size. Çünkü yaptığınız gerçekten çok ayıp bir şey. Ama bir gün bir patlayacağım, iki patlayacağım. Hukuksal olarak mahkemeye kadar, bu yargıya kadar taşıyacağım. Bu yüzden bizler Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde kocaman bir aileyiz. Biz kenetlenmiş bir aileyiz. Bizim derneğimizin üyelerini, şehit ailelerimizi, gazilerimizi beynini yıkayarak bizim kocaman o ailemizi dağıtamazsınız.
Onların beyinlerini yıkayamayacaksınız. Yaptığınız kötülük, sizin içinizde kötülükler var. O yüzden sizi esefle kınıyorum. Bu yüzden bunu burada paylaşacağım. Kurum müdürlerim, kurum amirlerime de sesleniyorum. Lütfen bizim iznimiz olmadan randevularını lütfen randevular vermeyin. Bizler burada mağdur durumda bırakıyorlar. Bizleri zor durumda bırakıyor bu dernekten ihraç ettiğimiz kişiler. O yüzden lütfen sizlere buradan sevgi, saygı, hürmetlerimi yolluyorum. İnşallah bir an önce hatalarından dönerler. Ben onların gerçek yüzünü öğrenenlere affettim. Bağrıma bastım. Yine de kalbimi çok kırdılar. Ama gerçekten onların yüzünü gördüler, inandılar. Tekrardan derneğimize o insanları tekrardan geri kazandırdık. Onun için lütfen dikkatli olmaya davet ediyorum sizi. Her evinize gelen ben şehit ailesi gaziyim diyene randevu vermeyin. Derneğimizin haberi olmadan, bizim iznimiz olmadan lütfen randevularınızı evlerinize vermeyin. Fotoğraflar çektirtmeyin. Fotoğraflarınızı kullanıyorlar. Lütfen fotoğraf çektirtmeye izin vermeyiniz. O yüzden benim telefonum 24 saat açık. Ben sonuna kadar, ömrümün yettiği yere kadar şehit ailelerime, gazilerime, Türkiye genelinde boynumu sıkıldan ince sizlere hizmet etmek benim boynumun borcu. Haklarınızı helal edin. Benden de hepinize helali hoş olsun. Bizler kocaman bir aileyiz Türkiye genelinde. Bizi hiç kimse bölemez, hiç kimse yıkamaz. Bir iki kişi dernekten ihraç edildi diye yalan, dolan, beyanet, iftira, dedikodu yaparak inanmayın. Zaten insanlarımız bizi tanıyacağı kadar tanıdılar. Ben buyum arkadaşlar. Ben derneğimde hiçbir zaman ayrı gayrı yapmadım. Hiçbir zaman Kıbrıs, Kore, polis, öğretmen, sivil şehit, Kore gazisi, bütün şehitleri gazilerimizle hep iç içe olduk. Onların hizmetlerinden zevk duyuyorum. Onlar benden memnunlar. Ben onlardan memnunum. Ama derneğimi dağıtamazsınız. Lütfen buna sizler de izin vermeyin. İsim vermek istemiyorum. İsim vermek suç olur. Zaten dernekten ihraç edilenleri siz çok iyi biliyorsunuz. Kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi şehit annesi, bir tanesi gazi arkadaşımız. Ama gaziliği kullanmayın. Şehidi kullanarak randevular almayın. O yüzden sizleri sükunete davet ediyorum. Sizleri saygıya, sevgiye davet ediyorum. Biz böyle bir şey yapmadık, etmedik diye karşıma çıkarsanız elimde belgelerle konuşurum. Ben her zaman belgelerle konuşuyorum. Elimde kanıt belgeler var. O yüzden yüzünüze o belgeleri vurduğum zaman sizi rencide ederim. O yüzden hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen dediğim gibi bizleri karalattırmayın, kötülettirmeyin. Kötü yorum yazanlara tepkinizi verin. Bizleri bölmek isteyenler, aramıza fitne fesat sokanlara izin vermeyin. Hoşça kalın, esen kalın. Sağ olun, var olun.